Murat. Oğlum. Oğlum. Günahlarını böyle mi affettiriyorsun? Kazandın, başardın. Bak, ölüyorum ben. Ben böyle olsun istemedim. Öyle olsun istemedim hiç. Ben Bağdat'ı fethettim. Önümde diz çöktü, aman dedi. Kazandım. Lakin vücuduma yenik düştüm. Bunun müsebbibi sensin Valide. Cellat diye hekim başımı yolladın bana. Beni iyi edeceği yere hiçbir şey yapmamış aylardır. Adından vazgeçmesi, kendini öldürmesi demek. Ben bir evladımı korumaya çalışırken ötekinden vazgeçtim. Babanın emanetini korumaya çalıştım ben. Ona verdiğim sözü tutmak istedim sadece. Ben daha yaşarken diri diri toprağa gömüldüm. Hala yaptın aklamanın derdindesin. Çünkü pişman değilsin. Sen her fırsatta hanedanın, Devlet-i Aliye'nin istikbalinden bahsediyorsun. Gerekirse bu uğurda evladımı da feda ederim. Maşallah. Doğru. Nice padişahlar yaptı bunu. Nizamı alem için kan döktüler. Doğru. Lakin işin tuhafı, padişah olan benim. Sen. Sen bir hastalıksın sadece. Hastalık mı? Tıpkı bu illet gibi sinsice hanedanımıza girdin. Günden güne çürüttün, zehirledin, hasta ettin. Mevla eder mi bilmiyorum lakin seni vücudumuzdan söküp atmak için elimden ne gelirse yapacağım. İcab ederse hanedanı kuruturum. Gene de sana bırakmam bu devleti. Bilesin.
Hünkârım, Emir Çelebi'nin konağına gittim. Eşyalarının arasında defterini buldum. Hastalığınızın seyrini, size verdiği ilaçları tek tek yazmış. O vakit hünkârımıza iyi gelen ilacın nasıl yapılacağını da öğrendin. Öğrendim paşam. Hemen bir şişe hazırladım. Bu ilaç ağrılarınızı hafifletecek, cerahatin yayılmasını önleyecek. Sen bu derde deva buldun ya Yusuf. Dile benden ne dilersen. Hünkârım, paşamıza da söyledim, size de arz etmek isterim ki bu ilaç kat'i çözüm değil. Bize vakit kazandıracak sadece. Zamanla gelişeceğim. Söz. Meyde yok. Ne diyecekseniz yapacağım.